Hafif raylı sistem artık tozlu raflarda. Doğrusu işin akıbetinin bu noktada sonlanacağını biliyordum ki birçok kez de buradan dillendirdim. Gerek Baydemir ve Kışanak dönemi olsun, gerekse de son 3 kayım dönemi olsun. Sürekli gündem olup seçim vaadi olarak ifade edilip duruldu. Ve ben de her seferinde bunda bir samimiyet arzı olmadığını, tamamen suni gündem oluşturmaya dair siyasi kandırmacanın sarılan rant kurgulu bir ip olduğunu yazıp durdum. Ki çok da tepki aldım bu tavrıma karşı. Neyse ben demiştim demeyi pek sevmem ki okurlar da bilirler. Ama ama bu mevzuda haklı bir şekilde ben demiştim diyerek sorgulama yapmak istiyorum. Çünkü dediğim noktaya gelindi ki hafif raylı sistem Diyarbakır ahalisinin neredeyse 20 yıldan beridir beklenti içerisinde olduğu bir proje. Hem ulaşım açısından hem de şehir içi trafiğin rahatlaması noktasında hayati öneme sahip bir projeydi. Kent için özellikle Sur ilçesinin tarihi dokusuyla bütünleşen bir katma değer olacaktı. Eğer ki samimi ve ihlaslı bir şekilde yaklaşım gösterip sonuca odaklanılsaydı. Hatırlarsak 2004'teki yerel seçimlerde bile tramvay diye başlayan hafif FİFRA ile sistem vaadi vardı. Hatta iktidar ve muhalefet adayları arasında polemik mevzusu bile olmuştu tanımlama noktasında. Kışanak döneminde projenin dış kredisi bile temin edilmiş, dönemin ekonomi bakanı Cevdet Yılmaz'la temas kurularak onay verilmesi istenilmişti. Benim de bu konuda görüşmelerim oldu, Diyarbakır'a bu proje kazandırılsın diye. Ama her seferinde o dönemde gibi sonraki dönemlerde de her şey tersiyle son buldu. Ve dosya her seferinde bir başka bahara misali tozlu raflara kaldırıldı. Son olarak 2018 yılında 14 kilometre uzunluğunda 18 duraktan oluşan hafif raylı sistem projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da muammalı bir gerekçeyle onaylanmadı. Yani red verildi, proje atıla bırakıldı. Bir kez daha tozlu raflara kaldırıldı. Ama kısa süre sonra gerek Cumali Atilli olsun, gerek sonrasındaki iki kayyum olsun raftaki projeyi indirip gündemleştirdi. Israrcı bir şekilde belediye bütçesinden proje, etüt, zemin çalışmaları adı altında ihaleler yaparak para akıttı. Animasyonlar hazırlandı. Ki en son merkeze çekilen vali ve kayın Münir Karaloğlu proje ihale aşamasına geldi diyerek billboardlarda afişler astı. Günlerce propagandası yapıldı. Diyarbakır ahalisi bu kez olacak diye projeyi konuştu. Geçiş güzergahları, duraklar hatta raylı sistemin sağında solunda islah çalışması bile yapıldı. İşe başlamayla bitiş tarihi bile belirlendi. Ama her şey meğer göstermelik ve önceki gün ortaya çıktı ki hafif raylı sistem bir kez daha rafa kaldırılmış. Gerekçesi ise küresel ekonomik kriz. Benim merak ettiğim bu kadar yüklü harcamalardan sonra projenin askıya alınmasıyla oluşan zararı kim nasıl telafi edecek? Ve bu harcamanın akıbetinin önceden belli olmasına rağmen ısrar edicilikte vebali ve sorumluluğu olan kişilerden hesap sorulmayacak mı? Pek tabii ki Diyarbakır ahalisinde yaratılan güven kaybı noktasındaki tahribatında siyasi ve bürokratik hesap verilişi olmayacak mı? Olması gerekmez mi? Bu arada raybüslerden söz ediliyor. Batman Diyarbakır arası, sonrası Ergani. Şehir içerisinde de aktifleştirmesi hayal ediliyor. Neyse yeni meşguliyetimiz bu olacak. Ama işin ikmaline hafif raylı sistemin akıbeti noktasında buna da pek samimiyet arzında arıza bir yaklaşımım var. Vaziyeti 20 yıl daha beklemek lazım. Sizce? Şehir hastanesi. Akıbeti ne olacak diye sormuyorum artık. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim takvimine döndü. Temmuz olacak denildi olmadı. Ağustos denildi olmadı. Şimdi Eylül deniliyor. Ha gayret Eylül'den 3 gün yedik bile. Hükümetten beklenen. Ayrı kaldığımız süre içerisinde her kiminle sohbet ettiğimizde ağzından çıkan sözcükler hükümetten beklenenler oldu. Eğer ki başarılı olmak istiyorsa, bir dönem daha iktidarda kalmak istiyorsa önceliği şu olmalı. Toplumu kucaklayan, bütünleştiren, birleştiren, sağduyu eksenli bir iletişim sürecini ikmale getirmeli. Kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren, siyaset dili terk edilmeli. Tüm kesimleri buluşturan bir dile evrilen siyasi atmosfer oluşturulmalı. Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda tarihsel kazanımlara odaklı iyileştirmelere odaklanılmalı. Vatandaşın hayatına cebine, mutfağını dokunan, gelir gideri arasındaki uçurumları ortadan kaldıran, sefalete çare bulmalı. Özgürlükleri prangalayan yasakçı anlayıştan ıraklaşılmalı. İnsani ve vicdani, rahmani duyguları yükselten, yaşanan ve yaşatılan tüm olumsuzluklarda empati olmazsa olmaz olarak görmeli, en azılı suçluluğunda insani hakkı bilinmelidir. At izini et izine karıştıran son yıllardaki karmaşık hukuki ve adli işlemlere şeffaflık kazandırılmalı, yargı üzerinde var olduğu iddia edilen vesayetin gerçekçi bir yönünde bulunmadığını ikna edici bir serbestiyet kazandırmalıdır. Ve AK Parti 2002 ruhuna odaklı, daha kapsayıcı, daha aktif ve enerjik bir şekilde Ömerlere mail veren, sorun yaratıcıdan sorun çözme ikileminden kendini arındıran bir atak geliştirmeli. Salt sosyal medyada değil, sahanın her alanında olmalı. En önemlisi de sosyal hayatın çıkmaz sokağına dönen, toplumu da geren mülteci sorununa çözüm üretmeli. Özellikle Suriyelilerin geri dönüşlerine sağlıklı bir ivme kazandırması lazım. Fanatizme dikkat. Ne hazindir ki vahşi bir yaratık gibi toplumu kemiriyor ve bu kemirgen fanatizm cehaletten keyfiyetten, hasımlık ve kin odaklı karakterden nemalanıp besleniyor. Öylesine gelişen, öylesine değişken, öylesine bu kalemun ki bu merang. Yer ve zemin bulması halinde kendine döner ve vurur. İster kişi olsun, ister topluluk olsun. Varlık derecesinde inat ve asimilasyonla kendini inkar eder. Dönüşeceği karakter vahşileşir. Ne insani, ne vicdani, ne rahmani, ne sevgi, saygı, birlik ve dirlik söz konusu olamaz aksi yönde nefretleri ve hasetleri körükler Bugün gelinen aşamaya baktığımızda ne hazindir ki her alanda varlık gösteriyor. Özellikle sosyal medya ve kullanılan dil şirretli körüklüyor. Hızlı ve yaygın bir şekilde fanatizm zehri akıtılıyor. Öylesine bir şuursuzluk hakim ki bir şeyler söylemek veya birilerine cevap vermek için yazılan, çizilen, konuşulan, söylenen, paylaşılanın içeriğine bakılmaksızın hüküm veriliyor. Saydıran saydırana, sahiplenen sahiplenene. Ama kimse doğru mu, yani yanlış mı gerçek mi yalan mı başlıyor ne kimin söylediği önemli ne de kimin neyi söylediği önemli. Önem arz edici olan bizim mahalleden ne değil mi? Mahalleden de her yol mübah değilse ağzıyla kuş tutsa tukaka. Enva yönüyle tehdit edici büyük bir tehlike bu. Aman ha tezelden fanatizm zehrinden kurtulmamız lazım. Son seçim anketi. Metropol Araştırma Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2022 anketinin sonuçlarını yayınladı. 28 ilde 1717 kişiyle yapılan ankette partileri oy oranları ölçüldü. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusuna %13,7 oranında olan kararsızlar protesto ve cevap yok oylarının oransal olarak dağıtılması sonrası ise partilerin oy oranı şöyle oldu. AK Parti %33,3, CHP %23,2, İ Parti %13,7, HDP %13,4, MHP %7,1. Deva Partisi 3,1, Zafer Partisi 2,6. Saadet Partisi %1,3, Yeniden Refah Partisi %1, diğer %1,3 Asal Anketi. Bir ankette Asal Araştırmadan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Mardin'i kapsayan anketin sonuçları dün kamuyla paylaşıldı. Ankete göre Diyarbakır seçmeninin nabzı şöyle. Diyarbakır'da bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin verdiği yanıtın partilere göre dağılımı. HDP 59,7, Ak Parti 18,6, CHP 4,8, Deva 3,6, Gelecek 3,1, İ Parti 3. Günün sözü: Aynı nehirde değil, aynı nehrin suyunda iki kere yıkanılmaz.